taraf her tarafta. Her tarafta yer var Nurhan, böyle kartonları koyuyor yere yatmasınlar. Yine de oraya yatıyorlar. Bunu bir kaldırayım hele. Şu tarafa koyuyor. Bizim kafamız nereye geliyor? Orası gözüküyor mu? Bir muamma. Anam. Arkaya da gidermişim. Ay vallahi korkuyorum. Sanki diyorum ki arkamı çekmiyor mu diyorum. Kafamı çekmiyor mu diyorum. Bir çekingeye giriyorum. Niye böyle oluyor acaba? Yere ay kahvem içecek. Ay ay ay. Sürpriz bir kahve. Bakalım şekerli mi şekersiz mi hiç bilmem. Eşime dedim kahve yap. Kamera sistemimi yerleştirene kadar. Şşt anam. Şşt Vita. Eğlence. Luna Park kurdum bunlara. Luna Park. Bak oraya mama döktüm. Hadi gidin bebişlerim. Şşt. Şşt. Kamerayı sallıyor. Şşt. Kız, oğlum. Elime ne yapayım kız? Şşt. Pşşt. Pşşt. Oğlum bak oraya mama doldurdum. Rahatsız etmeyin diye. Ama gerçekten şaşırtıyorsun. Aşk olsun vallahi yanıma değnek alacağım artık ya. Ya ne yapıyorsunuz? Çocuğum hadi. Hadi hadi. Hadi mamaya mamaya doğru. Ay gerçekten. Hadi. İki dakika sohbet edeceğiz ya. İki dakika sohbet edeceğiz ya. Allah Allah. Günaydın Adana'dan. Kucak dolusu, sımsıcak, hayvan sevgisi dolu bir selamlar, sevgiler olsun bir tanem. Bir tanelerim vallahi şaşırdım ne yapacağımı. Kız anam bacım gitmeyin oraya, gitmeyin. Vallahi benim telefonu koyayım çekeyim diyorum. Korkuyorum böyle düşünüyorlar diye. Al. Benimki de çekmiyor. İbretlik. Nasılsınız biterlerim? İnşallah iyisinizdir. Vallahi havayı güzel gördüm. Zaten çok güzel. Bugün birazcık bulutlu hoşuma gitti. Sabah güneşte konuşamıyorsun. Kamera kapanıyor. Şey yani kış da olsa fark etmiyor. Sıcak yine aynı sıcak oluyor. Güneşe geldiğin anda. Eşime bir kahve yap dedim. Ben şurayı sistemimi kurana kadar dedim. Şekersiz yapmış sağ olasıca. Olsun o da güzel. Ben bir tık istiyorum biliyorsunuz. O arada o getirdi, ben burada kamera sistemimi yerleştireyim derken. İnşallah yakında gelmezler. Aslında yanıma bir değnek alacaktım. Sonra birileri de görecek yanlış anmış. Kişlemek için, sadece kişlemek için. Bizleri soracak olursanız Rabbimin verdiğine bin şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Ne kadar iyi olunabilirse. Yoruluyorum, yoruluyorum. Bazı günler video atamıyorum. Çekemiyorum yani. Yemek de yapsam çekemiyorum. Hastaneye gidip geldiğim gün çok bitkin, çok yorgun oluyorum. Sonra kalkıyorum, ayakta durmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz kolay bir şey değil. Hadi. Pepit sıra sende mi? Pepit. Bunlar vallahi insanı... Oğlum hadi kuzum şurada. Hadi şu tarafa git. Hadi o tarafa git. Kameramız düşmesin. Şurada ağlıyorum. Şurada gülüyorum hesabı. İdare etmeye çalışıyoruz bir tanelerim. Kolay bir şey yaşanmıyor. Kolay bir şey yaşanmıyor ama bekliyoruz umutla, sabırla, dualarla. Umutsuzluğa da düştüğüm çok oluyor. Sonra diyorum ki umutsuzluk şeytandandır. Sen Allah'a güvenmiyor musun? Konuşamıyorum işte. O konulara girmek isteyemiyorum.
soranlar, merak edenler tabii ki oluyor. Güzel bir haber olsa ben müjde vermez miyim? Nasıl mutlu olarak müjdeler vermez miyim? İnşallah Allah'ım tüm hastalara Şafi ismi hürmetine şifa versin. Ya Şafi, ya Şafi, ya Şafi. Kimseyi yollara bakarak bekletmesin. İyi olacak inşallah. İyi olacak, inanıyorum. İnan. Ama kızım bak, bunların sayesinde böyle seni... Hadi çocuğum, hadi aman 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 aman. Bir daha düşmesin. Bozulur Nurhan telefonu. Ya birazcık birazcık uzak durun ya. Ay yanıma bir şey alacağım ya. Nerede benim şuradaki kargılarım? Hah. Yaklaşan olursa böyle. Allah. Kuvvetli olmak, dik durmak zorundayız. Evlatlarımız var, yeğenlerim var. Onlara dimdik arkalarında durmak zorundayım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Kahvemizi yudumlayalım karşılıklı bir tanelerim. Ay kafam çıkmıyorsa çok üzülürüm ha. Sanki ekrandan kafa çıkmıyor gibi bir his var. Altıma bir şey alsam da yere mi otursam? Duramadı Fatoş, duramadı. Sanki böyle ben diyorum ki çıkmıyor mu acaba diyorum. Hemen kameradan şu sisteme bakayım. Şurayı görüyorsam orayı da görürüz. Gözlüğümü ne yaptınız? Aman o ya ben oturamıyorum ya kedişler oturtturmuyor. Kaç gözükürüz gözükürüz. Hadi buradan yok. Hayır. Gidin mama dolu orası. Böyle bir gözükmeme şeyi var bende. Acaba gözükmüyor muyum? Ya vallahi İkizler Burcu'nun özelliği midir nedir ya? Yerinde duramama gibi bir şey var ya. Şurada Duran o tuttur mesela. Buradan 2 saat boyunca hiç kalkmadan durmuş. Ay bir tanelerim, bir tanelerim, bir tanelerim. Yeni görenler, duyanlar çıkın çıkın gelin. Fatoş kim diye merak edin. Şöyle bir bakıverin. Şöyle bir biyomuzu açın okuyun. Hayır. Kuz anam durun. Anam bacım buraya gelin şurada oynayın. Anneyi bu kadar neden yoruyorsunuz? Kalk otur, kalk otur. Fatoş kim diye merak edenler okusun şöyle başlığı. Fatoş bir sabah uyandı 2 yıl önce. Dedi ki ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Çalışmak istiyorum, aileme destek olmak istiyorum. Bir çıkmaza girdim böyle bir bunalım zamanı. Aileme destek olmak istiyorum diyorum. Kedilerime rahat mama almak istiyorum dedim. Ne yapabilirim? İş arıyorsun. Annemi bırakamıyorum. Böyle bir şey içindeyim böyle. Evde yapabileceğim ne olur? Evde yapabileceğim ne olur? Günlerce düşündüm. Günlerce. Ama YouTube elimin altında farkında değilim. İzliyorum, ediyorum. Evden çıkmadan ne yapabilirim? Ne yapabilirsin? Artık göz görmüyor. İğneyi iple takamıyorsun. Saatler sürüyor. Gece kalkıp da sabaha kadar bir elbise, bir etek diken Fatoş iğneyi iple takıp şöyle bir pantol ucunu, etek ucunu düzeltemiyor. Karanlıkta ev sıvasız. Evim nasıl biliyor musunuz? Sıva yok. Yapılmış böyle kiraya çıktık işte. Allem gullem oldu orada. Kavga mavga oldu. Kaynagir'in oradan böyle kaçar gibi geldik buraya. Bir oda komşu evini açtı. Sonra babacığım hemen böyle şey yaptırdı. Evin üstüne 2 oda bir de mutfak banyo birlikte böyle hani köyde olur ya köşesi de olur. Öyle yaptırdı oraya geçtik. Sonra ben dikiş dikmeye başladım falan işte. Eşim işte hastaydı yani onu hep söylüyorum şimdi. Eşim birden böyle böbrek rahatsızlığından dolayı birçok ameliyat geçirdi. Tabii o zamanlar başladı şimdi ameliyat sinsilesi. Neyse işte
Oradan kovar gibi kaçtık kaynagilin rahmetlinin o taraflardan. Ya başından anlatsam bitmez. Sonundan girsem bitmez. Kaça kaça işte buraya geldik. Şimdi şeyden geldi oraya dikiş dikerken diye. Piriket sadece. Bir de çıkma cam kapı. Kapı yok. Kapı yok. Çıkma pencereler takık. Kapıya da savan gerdik. Çul savan, kıl savan. O zaman varmış demek ki annemin nasılsa. Köyden gelen o kıl ağır ya, ağır o kalkmıyor. Normal savan olsa rüzgardan kalkar. Aynı çadır hayatını düşünün, kıl çadır. Neyse o evde işte sonra dikiş dikmeye başladım. Tek tük tek tük duyan geliyor, duyan geliyor eve geçime bir şey sağlamak için. Adamcağız bir ameliyat oldum 6-7 ay bir sene kalkamıyor. Yani işte. Gençlik dönemi. Hani şimdikiler diyor ya. Ay gezemedik, tozamadık, bilmem ne yapamadık. O dönemlerde işte gençlik döneminde daha yeni evlisin balayı diyelim yıl öyle dönemlerde sabaha kadar dikiş dikiyorum ki evime bir ekmek getireyim. Kimseye muhtaç yoksa babamın üstüne çıktık yani onlar ne pişirse biz de onu yiyor. Ama ben katkıda bulunmazsam yaşayamam. Öyle bir huyum var. Bir şeylerden tutunmam gerek yani. Dikişe niye geldik? Şeyden geldik. Göz görmesinden geldik. Gözüm şimdi görmüyor diye. Ev piriket. Lamba sarı lamba. Eski lambaları biliyorsunuz. O karanlık şu an düşünüyorum. Orada yani şu kadar bir iğne olsa ipi gene takamam. O karanlıkta ipi takıyorsun. Sabaha kadar bitiriyorsun o dikişi. İnsanlar dikiş diktirmenin en hızlı dönemi. Şimdi olsa kim dikiş diktirecek? Her şey o internetten alınıyor ya artık. O zamanlar daha mağazalar tek tük alınacak. Çarşıyı bilmez insanlar. Çoğu yani kaçta kaçı bilebilir? %10'u bilebilir çarşıya gidip almayı. Teyzeler geliyor, nineler geliyor. Onlar çarşıdan mı alacak? Genç kızlar da çok geliyordu. Allah var. Allah yani çok müşterim oldu. Ama işte diyorum ya burası fakir, orta direkt bir semt olduğu için. Mesela terzi vardı bizim ileride akraba, ablamın uzaktan akrabası eşinin. Bir de bu tarafta bir terzi vardı. Onlar tabii önceden yaptığından tanınmışlar. Onlar bayağı şey terzi. Lüks terzi Adana'nın. Anam o kamera sallanıyor ya rüzgardan. Neyse şimdi diyelim ki onlar 50 liraya dikiyor. Varsayalım bugünün parasını tam bilmiyorum. Benimki 5 liraya 10 liraya. O insanlar geliyor. Ben diyemiyorum ki bana 20 lira verin asla. Diyor ki durumum yok diyorsa onu 2 liraya indiriyorum veya verme diyorum. Öyle diktim yani. 100 tane diktiysem 10 tanesi 20 tanesi bedava diktim. Veya hiç isteyemedim veya getirmediler. Çok zorda olup hiç getirmeyenler oldu. Yok yok ben zordayım. Onlar zorda değil ama kolay sındılar beni. Hiç getirmediler. Öyle getirmeyen de oldu. Alıp gidip sonra gelirim deyip gelmeyen oldu. Ya da 2 sene sonra, 3 sene sonra o para pul olduktan sonra getirip veren de oldu. Ne yapacaksın? Şükrediyorsun. Kimseye muhtaç olmak istemiyorsun. Kendi yağında kavrulma. Ya ben elimin ekmek tutmasını çok istedim yani. Bilmiyorum böyle hep istedim böyle. Boş duramadım, duramazdım. Dantel de işledim, boncuk da işledim. Boncuk olur ya burada oya boncuğu yazmalara. Annemle birlikte işledik. Velhasılı gözün görmemesinden nereye geldi Fatoş? Buradan nereye yol gider yani böyle. İşte şimdi diyorum ki upışık hava. Lamba bembeyaz. İğneye gözlüğü takıyorum yakın gözlüğünü. O iğneye hala onu takamıyorum. O karanlık evde o piriket karanlık eder. Sıvasız ya. O dikişi nasıl dikiyorsun? İlik açıyorsun, sürfile yapıyorsun onu. Makinayla gidiyorsun. Öyle
Yeni makinalardan değil ki ışıklı filan. Eski makina. Eski makine kapkaranlıkta köşede, evde dar bir köşede dikiyor. Ona diyorum işte şu göz nasıl bir gözdü ki? Hani şimdi de gördüğünüz zaman anam bu nasıl sallanıyor? Orasına bir ağırlık mı koysam? Rüzgar çıktı. Orasına bir şey koyayım ya. Nereye gittiniz? Maşallah ya rahatsız ediyorsunuz ya da hiç gelmiyorsunuz. Kamera şey gibi sallanıyor. Böyle rüzgarla orasına şey koydum, ağırlık koydum. Güzel bir tripod istiyorum Allah'ım ya. Tripod diye getirdikleri güççücük bir şey çıktı. Bir de rüzgardan bile sallanıyor. Bir de aldık bir daha kullanmadan ayağının biri kendi kendine kırıldı. Oraya da kartonu böyle dürüyorum, büküyorum. Ha alınmaz mı? Alınır. İnsanın öncelikleri oluyor işte. Gidiyorum mesela tripodu almayayım da diyorum kedi mamasını alayım be ya. Veya işte onu yapmayayım da elektriği ödeyeyim gibi. Fatoş Ekonomi Bakanı, evin Ekonomi Bakanı Nurhan'a bağırıyorum bazen. Sakın markete gidince onu bunu doldurma. Kız ne yapıyorum, ne yapıyorum, ne alıyorum Allah için diyor ya. İkicik çikolata kattım içine diyor biliyor musun? Kız neden bu kadar tuttu diyor. O genelde gitmez. Sadece şeye gider. Tereyağımızla kaşarımız bitti mi oraya o gider o markete. Sadece biz tost yiyoruz ya sabahlar. Bir çeşide indik. Maşallah bu sene yeşil zeytin de olmadı. Tonlarca yeşil zeytin yapardım. Anam o da olmadı. Bütün zeytinler daha olmadan lapır lapır dibine döküldü. Ablam geçen sene getiriyordu, getiriyordu. Meralgil de getiriyordu. Hatta ablama en son diyordum ki artık getirme. Getirme yapacak yer kalmadı diyordum. Hani zeytin için duygulanmadığımı biliyorsunuzdur umarım. Gel oğlum. Aşkım al. Al. Her neyse işte. Çok güzel bir hava var. Soğuk değil ama bulutlu. Ne kadar ilginç değil mi? Geçenlerde soğuktan duramıyorduk. Sonra geri ısındı güne. Çamaşır sermeye çıktık. Yandık şurada. Bugün de bulutlama o kadar hoş ki yani ben çabuk üşüyen biriyim biliyorsunuz. Onu diyordum. Zeytinden bıkıyorduk. Rabbimin işi bu sene kimse ya 70 liraya zeytin alınır mı? 100 liraya. 3-5 kilo alacaksın da 3 kilo 3,5 kilo alacaksın da şöyle bir bidon olacak. Hani onu da ilk yaptığında var ya bir haftada yenir. Neyse şey tosttan çıktıydı. Tosttan buralara geldik. Maşallah şuradan başladım bir şeye giderim. Avrupa'ya giderim herhalde. Benim kuzularım ne yapıyor? Sesim de maşallah bugün şepti şeker oldu. Ben bile duyamıyorum, anlayamıyorum sesimi. Ana bu düşünürken falan mikrofonu bozulmamıştır değil mi? Anam korktum da ha şöyle bir ekranı. Bazen oluyor böyle ellerken falan. Ellerken şey mikrofon birinde bozulmadı mı? Hiçbir şeye benzemiyor anam. Ses de olmayınca. Oğlum nereye gittiniz? Nereye kayboldunuz? Korkutuyorsunuz beni ha. O hızla gelirsen telefon düşer. Gülseren Hanımcığım vallahi minder koydum önüne dedi ya. Fatoş Hanımcığım düşerse o önüne bir şey koy minder. Minderi koydum önüne ama yana düşürdü. Niye bağırıyorsun diyeceksiniz. Ya dibinde mikrofon var acık kısık sesle konuş ya. Herkes böyle ya vallahi ya. Şşt, kız orada kenarda cilveleşme şuraya gelin. Al. Al bebişim. Ay mis gibi reyhanımızı da koklayak sonradan bir güzel ol. Ay kızım. Kızım ve bana doğru gel. Mikrofona doğru gitme. Kurban olulum. Al. Al bebişim.
Alo. Alo. Al. Almış gibi kokak gel. Al kucuma. Allah. Anam ne güzel yakaladı. Ne güzel yakaladı benim çocuğum. Al. Bunu budamak çok güzel oluyor. Bak budamadım yine yaşlı. Al, al oğlum. Pişt, pişt, al. Al bunu sallayak. Bunun ucuna ip taksam böyle oynatırım aslında. Kız orada koşma, koşma. Orada... Ayrıyeten bir bölüm yapmam gerek. Kedilerle mücadele bölümü. Ayrı bir gün onu böyle belir mesela haftanın bir günü yapmam gerek. Bunların yarısını kilitliyorum canlarım yoksa durur mu? Oğlanı koştum geri kilitledim eve. Öbürlerini aşağı bir iki tanesini bıraktım. Eğlensin onlar dedim. Şey oğlan olursa bu savaş çıkıyor. Adana'dan kucak dolusu bakın sımsıcak değil ama öyle hoş bir hava var. Aralık'ın 6'sı Çarşamba günü Dam'da Adana'da daha ne olsun ki acaba nerede bir Afrika'da herhalde açık havada oturulur da Adana'dan başka. Biraz Adana'nın meşhur kumrularının sesini dinleyelim. Bak bak kumru sesi. Kız! Oğlum! Kenara tırmanıyor kumrunun sesi. Oğlum! Al al! Bak. Orada kenar kenar burası yüksek. Al çocuğum. Al. Gel. Gel bak bak. Al. Al kuş attım sana. Kuş avına çıkmış koya. Yeni görenler, duyanlar bu kim diye bir yoma bakıyorsunuz bu kim? Fatoş burada, Adana'da. Şöyle uzaydan bakınca böyle bir nokta şeklinde kalıyor. İyilik dolu kalbimiz, merhametimizle hepimiz. İyilik hiçbir zaman tek başına hiçbir şey ifade etmez bir tanelerim. Bunu çok iyi biliyor benim can ailem. Merhamet olmazsa iyilik nedir? İyi. Merhamet olmadığında sadece iyi olmak hiçbir şey ifade etmiyor. İyi olmak içi bomboş bir şey oluyor o zaman. İyi nedir biliyor musunuz? Yanlış aksediyor. İyi. Zararı yok. İyiye de kötüye de zararı yok veya şeyi yok. Ama merhamet duygusu orada olmazsa tek başına iyilik hiçbir şey ifade etmiyor. İyi bir insan çok var böyle. Allah'ım zararı yok. Ona zararı yok. Buna zararı yok. Etliye sütlüye karışmaz. Anladınız siz benim demek istediğimi. Aslında çok şey söylemek istiyorum. Bazen ifade edemiyorum. İfade güçlüğü var galiba birazcık. Merhameti katmazsak iyilik pek şey olmuyor. Her şey birlikte olması gerekiyor, değil mi? İyi olmalısın, merhametli olmalısın, cesur olmalısın. Mesela cesaret de çok önemli. Sadece cesaretimin daha çok olmasını isterdim. Kendinde hani beğenmediğin özellik ne dersen biraz daha cesur olmayı isterdim. Biraz kuvvetli olmayı isterdim. Bedenen. Mesela çok pişman olduğum şeyler var hayatta bazen. Tabii ki şimdi karışamıyorsun kimseye diyorsun da ben bir yolda giderken adamın biri çocuğuna öyle bir toka yani çok üzgünüm, hala üzgünüm. Ben de kuvvetli ve birazcık iri yarı olsaydım, o adama bir tane vursaydım diye onu yıllarca unutamadım, dövüyordu çocuğunu. Ama ben hadi bir kadındım ama etraftakiler hiç ilgilenmedi. Ama birazcık kuvvetli bir insan olmayı isterdim. Hani ben de ona vurayım, yapıştırayım ama ben dayak yemeyim. İri yarı olmak. Çok pişman oldum bazen böyle oluyor mesela. Bir iki böyle olay hatırladım. Karışamıyorsun, sen de minyatürsün böyle. Seni bir ittirseler duvara yapıştırırlar. Ha çok üzülmüştüm. Hep içimde ukde kaldı. Ha, bir insanı böyle tuttum mu ayırayım mesela biri kavga ediyorsa böyle bir cesa... Ya ne bileyim ya o da bir çözüm değil ama insan istiyor.
Havalar soğuyor. Herkes kapısının önüne bir kap su, bir kap mama mama. Hayvanlar aç. Sokaklarda, soğukta biliyorsunuz daha da zor onlar için hayat. Ay geçen de bir yazıya denk geldim. Böyle hayvanlarla ilgili okuyorum. Ay bir sinirlendim. Hatta beni engel... Neredeyse Instagram benim Instagram'ımı silecekti. İki çift... Ne oluyor? Hayırdır ya? Bir tane bir laf dedim. Şiddet içerikliymiş. Kız ne şiddeti? Dedim böyle düşünene ben de bir laf söyledim. Diyor ki kadın. İşte hayvanlar aç bırakma. Onlar diyor. Ay ay ay. Onlar diyor. Yazmış biri. Onlar diyor doğal beslenir sokaklarda. Siz insanlara acıyın diyor. Bak bak bak. Dedim ki sen de doğal beslen. Sen de doğal beslen. Neden markete gidiyorsun? Neden pazara gidiyorsun? Neden internetten istiyorsun alışveriş? Doğal beslen dedim. Sen almazsan nereden malzeme? O hayvanlar ne doğalını beslenecek? Siz doğal hayat mı bırakmışsınız? Hayvanların alanını kapla sonra doğal beslensin diyor. Siz diyor insanları düşünün bak bak. İnsanlar da düşüneceksin, hayvanlar da düşüneceksin, her şeyi düşüneceksin ya. Bir şey bu böyle bir, böyle bir, hepsi bir şey yani bunun. Ben şimdi hangi çocuğu gideyim de alim elinden tutayım bakayım diyeyim. Veya sokakta bir devlet var, sosyal devlet var. Yetime bakar, öksüze bakar, şeye bak. Ama sen sokaktaki hayvana bakmak zorundasın. Kız azmayın, azmayın, korkuyorum ki. Anam benim neredeyse Instagram'ım kapanıyordu. Yazdığım yazıdan dolayı. Neresinde şiddet içeriği vardı bilemedim yani. Şiddete karşıyız biz. Ama diyor ki hayvanlara diyor ne kadar önem veriyorsunuz. Bırakın diyor doğal beslensinler. Kız nerede doğal beslenecek betonun içinde? Ay o insan kimdi biliyorum insan bile değildi ya. Ay modern de bir şey resmine baktığında ya. Daha hala sinirim geçmedi hala. Kız demiyor ne güzel işte. Herkes elinden geleni koysun. Yemek artığı olur. Tavuk kaynatmışındır. Suyu vardır. Lavaboya döküyorlar. Her şeyleri döküyorlar. Çöpe döküp 10 poşete koyuyorlar ki hayvanlar açmasın. Sonra dağdan tilki geldi. Aslan geldi. Kaplan geldi. Bilmem ne geldi. Saldırdı. Verin. Vermezsen aç hayvan ne yapsın? Köpekler saldırdı. Kız verin. Aç. Aç hayvan aç. Bir kısım insan da köpeklere düşman. Başımı çaldırıyor. Ne saldırması ya? Ben yolda gidiyorum. Vallahi ben hiç görmedim saldıranı. Ben de gelmişim 56 yaşına girmek üzereyim. Ben yürüyüşlere de gittim o baraj yolunda. Toplu şekilde 20-30 tane köpek. Kız masum masum. Ama böyle bir şey var. Saldırıyor. İnsan saldırıyor anca insan. Günlük duyuyorsun, tecavüz duyuyorsun, öldürme duyuyorsun, cinayet duyuyorsun, dayak duyuyorsun. Yok çocuğunu dövdü, yok babasını dövdü, yok annesini dövdü, yok onu kesti, onu biçti. Sen kaç tane köpeğin insana tecavüz ettiğini ya da öldürdüğünü gördün? 40 yılda bir, o da gerçekten bak, gerçekten hayvana dövüyorlar böyle, ellerini alıyorlar, değnek vuruyorlar, taş atıyorlar. O hayvanı tahrik ediyorlar. Belki o kişi etmiyor ama ondan önceki kişiler edebiliyor. Aç olmayan hayvan. Bir de gerçekten ben inanmıyorum ya. Ben inanmıyorum. Kötülük yapmadan hiçbir şey yapmaz. Korkutuyorlar. Ya vallahi konuşsam bitmez bir tanelerim. Uzun olmasın dedim. Hemen yayınlayayım yetişsin. Şöyle bir çarşamba günü. Çaylarımızı karşılıklı içe. Biraz sonra çayı koyarım. Birlikte içeri gizleyelim. Vallahi az konuştum motorun soğusun diyecekler şimdi bana. Sizleri seviyorum Adana'dan kucak dolusu sımsıcak. Selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Yeni görenler hemen abone oluyorsunuz. Bakıyorsunuz bu Fatoş bu kanalı niye açmış. Kedilerine rahat mama alabilmek için. Sokak canlarını elimden geldiğince kutuma koyuyorum. Vallahi 2 dakikada bitiyor çok çok üzülüyorum. Yani sırtında 15 kilo olsa 5 dakikada bitecek. 15 kiloyu alıyorsun 1 milyara yaklaşmış. Biz de para kazanalım. Bol bol izleyin Fatoş'unuzu. Böyle bugünküne baktıysanız birkaç tane de bu hafta içinde olanlara bakın. Elinizden geldiğince tabii. İnternetleriniz bedava olanlar. Şöyle açık bırakın. 3-5 tane bu haftaki videolardan izlensin. Çünkü
Çok düştü izlenme. Ne oluyor? Boğazın oraya da yön öksürüyorsun ha. Can ailem. Bu arada ay inşallah görür. Canan hanımcığımdı zannedersem. Canım bir tanem. Diyor ki eski videoya bakarken diyor Fatoş Hanım mutlaka öyle değildir diyor. Böyle, tabii ki biliyor yani. Sadece diyor hani söylemek istedim tavuk yapmışım ortaya ya tüm. Zaten Nuran son yemek bölümünde inan ki bir dakika bile çekmiyor. Annem diyor tavuğu alamadı çatalla ucundan diyor böyle diyor. Ay iş yiyemedi gibi geldi diyor. Çok çok üzüldüm böyle önüne tiftikle diyor. Canım Canan Hanımcığım orada da yazdım belki cevabı görmezsin. Kamera zaten Nuran yemek bölümünün bir dakika falan çekmiyor yemek olduğunda. Böyle bir lokma aldık mı kapatıyor. Onlar da çünkü toplanıyor. Ben elimi çemriyorum böyle tavuğu tabii ki öyle bir tane çatalla yememiz mümkün mü bizim? Lokantada gibi bir lokantada da elde yerim. Yersem hiçbir şekilde yiyemem. Fatoş ellerini çemriyor o tavuğu böyle annemin sevdiği bölümü annemin önüne. Berk'in sevdiği bölümü Berk'in önüne. Yiyemezler çünkü onlar çatalla. Ondan sonra Nuran'a veriyorum. Tavukla şey kediciklerim kapıda bekliyor ya da aşağı içeride bekliyor. Bazen örtüyorum çekim yapıyoruz diye masaya atlıyorlar ya. Onlar bekliyor diye ben o tavuğu bir dakikada pır, atom karınca gibi paramparça ediyorum. Anneminkini, onunkini, onunkini koyuyorum. O kedilere de bütün bölümlerini toparlıyorum. Derisini, kanadını, etini, sırt bölümünü. Can ailem bak. Uçakla ve otobüsle gelenler. Hemen ben onları ayarlıyorum. Kedilerin bölümünü de böyle bir tepsiye koyuyorum. Ellerim böyle yağcın. Hemen Nuran sakın diyor ellerimi. Peçeteyle silip ben bir dama koşuyorum bir posta. Kedilerinkini buraya koyuyorum. Gidiyorum canım bir tanem. Ay tabii ki oradan görünen annem diyor yiyemiyor çatalla diyor. Hiçbirimiz yiyemiyoruz bir tanem öyle. Ben onun bir daha kameranın ah diyorum ya ben arka yüzü ah arka yüzü çekilecek ki. Sen gör o zaman filmi seyreyle. Kedi içeride olmasın diye olduğunda masaya atlıyorlar. Onları bir dakikalığına koyuyorum ama ben onu paramparça edip onlarınkini de koşturmak zorundayım. Dışarıda üzülmesinler diye camda böyle. Cama geliyorlar nasıl vuruyorlar. İçeride olursa da içeride kalanları tutamıyorsun o zaman. Ay bu da içimde kalmasın hemen söyleyeyim dedim. Belki şeyi yanıtı bazen göremiyorlar niyeyse yazdığımda. Hiç sen üzülme bir tanem ne demek ne demek ben yemem onlara yediriyorum. Ben yemiyorum hatta. En son pilav yiyip çıkıyorum. Bütün hakkımı kedilere saklıyorum. Berk sinirleniyor bazen. Anne lütfen diyor sen de ye diyor. Zaten çok sevmiyorum diyorum ya. İki lokma yetiyor bana tavukta. Zaten başka çok yemekten bu ara kilo aldım. İnsan üzülünce de yiyor, sevilince de yiyor dedi hesap. İnşallah çok uzun olmamıştır. Hemen yüklenir, sorun olmaz. Ay canlarım sizi çok seviyorum. Şurada konuşsam motor gibi valla 10 saat böyle nasıl bir konuşma durduramıyorum kendime bazen. Bazen hiç konuşamıyorum. Bazen susuyorum, kalıyorum. İkizler burcunun özellikleri diyorum ona da herhalde. Bazen hiç susup kalıyorum. Daha saatlerce. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep Fatoş'la kalın. Şöyle alayım. Ah. Görüyor musunuz havanın güzelliğini böyle ıpılık bir hava ıpılık. Herkes uyanıyor artık. Sizleri seviyorum Adana'dan. Can ailem. Kucak dolusu selamlar, sevgiler. Çıktın mı? Hadi gidelim evimize. Bak Nuran her tarafa karton koyuyor, örtü koyuyor, gidip oraya yere yatıyorlar. Hele biraz sonra güneşi görsen yerde yuvarlan. Çocuğum! Hoşça kalın.